Senior Ne Diyorum yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde daha önce de duyurduğumuz gibi yılda bir kez muhakkak yaptığımız sinema içeriklerinden, biraz böyle dipte kalmış sinema içeriklerinden birini yapmaya çalışacağız. Yine sevgili sinema partnerim Tanju Varan'la birlikteyiz. Hoş geldin Tanju. Hoş bulduk abi. Yani bu sefer gurme bir seçim. Öyle mi diyorsun? Genelden başladık. İşte belgeseller dedik Sertan abiyle. Seninle Marcello yaptık. Geçen sene Western yaptık. Bu sene de İtalyan alt başlıklardan devam edelim dedik. Çok da ilk sezondan beri soru geliyordu aslında bununla ilgili. Bizde yani çok... bir kara filmler kaldı, bir callolar kalmıştı zaten. Bizde çok sevilen bir tür aslında. Bizde alıcısı var. Hani. Evet. Hiç. Yani mesela benim biliyorsun 110 GB'lık bir callo arşivim var. Ama benden beterleri var yani. Burada okuma yaparken de sizin sinema yazarlarında falan özel ilgisi olanlar epey var. O yüzden bakalım yani biraz böyle herkesi ilgilendirir mi diyorum ama bir yandan bir ışık da yakabiliriz. Yani bu da varmış dur bir bakayım diye. Şurada önereceğimiz filmlerden bir dalıp 20 film sonra lanet gelsin böyle türe diyenler de olabilir. Çünkü seninle de konuştuk böyle çok az iyi, çok iyi film var. Ya işte listeleri karşılaştık tam onu diyecektim. Listeleri karşılaştırırken dedik hani %90 aynıdır gibisinden. Çünkü yaklaşık 100-110 tane, 120 tane giallo ancak var. Az bir tür yani sayı olarak. İçinden 15-20 tane çok iyi gerçekten. Orta seviye çok ama bu burada sayacağımız filmler herhalde başlangıç noktası için yeterli olacak herhangi biri için. Bu şeyde de konuşmuştuk ya Western'le. Yani İtalyanların bir iş tutunca bokunu çıkarma özelliklerinin aslında sık görüldüğü türlerden biri. Yani 60 sonu özellikle 70'lerde çok gişe yapınca bayağı bir üst üste ilginç callolar çıkıyor. Mesela ben adını hatırlamadım bir callo izlemiştim. Daha çok pornografik tarafa koyabilirdin. Yani içine biraz korku, biraz kan koyalım da ne olursa olsun senaryoları falan çok çıkıyor. Ama iyileri hakikaten yani sen daha iyi bilirsin ama sinemaya bir şeyler kattığını düşünüyorum. Profondo Rosso gibi, Suspiria gibi örnekleri. Ya, ilk söylediğinden başlayalım. Aslında bu zaten tamamen bizdeki şey. Hani bu Pulp Fiction bizde çok tartışılır. Yani ucuz neşriyatın sinema versiyonu. Asıl amaç İtalyanların en iyi becerdiği şey ticari sinema. Hani Spaghetti Western'i de o yüzden ucuza kısa sürede film çekelim, bunu satalım. Ucuza kısa sürede film çekelim. Yani ne satar? İşte seks satar, korku satar, kan satar. Oradan girip bir şekilde, hızlı bir şekilde birkaç yıl içerisinde kotarıyorlar. Galiba yani bol bol herhalde böyle bir giallo programı çekerken Ertan Tunç'a çok selam yollayacağız kesinlikle, herhalde. Onun bir yazısında kesinlikle da vardı. Babanın ilk başlatan filmiyle 70'lere kadar 7 yıllık süreçte galiba 10-11 tane giallo var. Sonraki 5 yıllık süreçte 100 tane var. Hani tutunca Argento'yu denkleme gelip bir anda parlatınca arka arkası kesilmiyor. Sürekli giallo filmleri geliyor. Arnaldo Mondadori Yayın Evi 1929'da Agatha Christie romanları tarzı romanlardan öykünerek, daha çok çevirerek Edgar Allan Poe'nun hikayelerini filan bir sarı kapaklı kitapları basmaya başlıyor. Zaten ismi buradan geliyor. Sarı kapaklı kitap. İtalyan kültüründe bunlar vardır işte. Misal kara kitaplar, kara hikayelerdir. Kara filmlerde gördüğümüz noir konulardır. Ya da işte tarihi romanlar turuncudur. Kırmızılar ayrı bir anlamı vardır. Yani kapakların hep anlamı var İtalyan kültüründe. Bu giallo da polisiye, işte katil kim sorusuna cevap aradığımız kitaplar. Aralarında en çok parlayan, en çok özdeşleşen o oluyor. Ve uzun yıllar faşist dönemde yasaklansa da daha sonra savaş sonrası dönemde çok satmaya, çok okunmaya ve yani yayın evini bayağı bir taşımaya devam ediyor. Bunlar da 60'lı yıllarda yavaş yavaş işte İtalyanlar kendi savaş sonrası dönemde, sen onu Marcello'da anlatmıştın galiba. Yani artık o kılıç kalkan filmlerini bırakıp kendi türlerinin üzerine yoğunlaştıklarında işte gerçekçi sinema olsun ya da farklı türler olsun. Buradan da korku sinemasının ya da işte gerilim sinemasının ustaları o romanları alıp bir işbirliği yapıyorlar film şirketleriyle. Ve yavaş yavaş İtalyanların o kanlı işleyen, o neşriyat olarak kanlı işleyen romanların sinemaya aktarılmasını görüyoruz. Yani giallo aslında bu türün
sonunda ortaya çıkan, o edebi türün sonunda ortaya çıkan bir sinema türü. İşte İtalyanların yaptığı her işin kökeni mutlaka hem kendi tarihlerinde, Roma tarihinden beri böyle gelen işte Katolik inancının merkezi olduğu için de dini tarafı da var. Ama bir yandan da bütün bir ayağı hep dışarıda. Evet. Bu Giallo'lar da söyledin az önce, işte Edgar Allan Poe'lardan Agatha Christie'ye kadar bir polisiye mystery tarafı var. İşte onun aynı zamanda Poe'dan gelen işte bir öykünün kurucusu addedebiliriz özellikle korku polisiye türünün. Ve sinemada da böyle aslında Hammer stüdyolarının çektiği ucuz korkular, işte 30'lardaki böyle Dracula, Frankenstein gibi hani korku, dünyadaki korku sinemasının böyle yerleşmesiyle beraber oradan besleniyor ve kritik bir dönüm noktası oluyor Hitchcock. Yani bunu biz seninle sık sık babayı konuşurken, hatta az önce sen girmeden önce de söyledin, babanın bizim çok sevdiğimiz ilk filmine, her şeyi, bütün Giallo'ları başlatan, işte çok şey bilen kız filmini çok sevmediğini sen söylemiştin az önce. Aslında o bir Hitchcock yan filmi. Hatta ismi de çok. Hitchcock'un iki defa çektiği iki çok defa. Şey bilen adam. Oradan referans alıyor ve 60'ta aslında korku sineması için Giallo'ları doğuran iki büyük film çıkıyor. Peeping Tom'la Hitchcock'un Sapı. Bunlar aslında Giallo'lardaki bütün katil portresinin temeli. Bizim Giallo'larda ne var? Aslında Giallo'ların hepsi böyle hani Freud icat olundu, mertlik bozuldu gibi bir yerden geliyor. Yani bütün her şey psikanalist. Travmalar. Evet, travmalar, çocukluk, işte toplumun kiliseyle olan veya işte toplumun kendi içerisindeki o travmaları, sanki toplumun kendisinde bir bireymiş gibi ve geçmişten gelen travmaları varmış gibi. İşte Hitchcock psikoda ve Peeping Tom'da o çok iyi bir suç karakter portresi ortaya koyunca İtalyanlar bunu alıp o portreyi alıp üstüne direkt şeyi giydiriyorlar. Ne satardan yola çıkarak kanı, şiddeti, şehirleri, modayı, aynen, müzikleri, yani onlar, bunlara tek tek gireceğiz. Hani bunları yerleştirip bir anda böyle bir tür yaratıyorlar. Alt tür aslında korku şemsiyesi altında ve şey, hibrit bir tür. Yani hepsi aslında bir dedektif öyküsü. İşte içlerinde en sık kullandıkları amatör dedektif. Genel Amerika'dan gelen turistler, amatör dedektifler. Yani mutlaka şey olur. Hatta La Ragazza che Sapeva Troppo'da yani başroldeki kadın oyuncu bir Giallo okuyarak girer. Yani uçakta Giallo okuyordur o. Çok sever ve İtalya'ya geliş amacı olur aynen aslında. Yani aynı zamanda işte bu dedektif öyküsünün yanında bildiğimiz 80'lerde slasher dediğimiz türü doğuran psikopat katiller var. İşte yan tür olarak doğaüstü korku var. İşte Suspiria veya hani Inferno gibi doğaüstü bir tarafı var. Hani bir yandan bilim kurgu diyebileceğimiz bazı ufak şeyler var. Hani türükler var. Babada da Fulci'de de öyle şeyleri, denemeleri de var yani. Tam bir noktada diyorsun ki artık bu bilim kurguya dönecek. Aslında o korku türünün altında 4-5 farklı türü bir araya geçiriyorlar. Hangi filmin hangisine yakın olduğunu da izlemeden anlayamıyorsun yani. Giallo diyorsun ama bir anda kendi içerisinde 3 defa tür değiştirebiliyor. Yani çok zengin bir altyapısı var. Yani biz bunu bu tarihte yapmamızın nedeni Mario Bava'nın ölüm yıl dönümüne çok az kala denk getirmeye çalıştık takvimde. Aslında bir Bava'yı analım dedik. Daha önce Leone'yi almıştık. Yani Bava'nın uluslararası etkisini de şuradan söyleyeyim. Bizim izleyiciler, müzikle ilgisi olan da çok arkadaş var. Yani Black Sabbath grubunun isim babası Mario Bava'nın Tre Volte Della Paura filmi, İngiliz ve Amerikan sinemalarında Black Sabbath adıyla yayınlanıyor ve bizim grubun üyeleri bu filmi izleyip, Tony Iommi filan büyük korku filmi manyaklarıdır, çok etkilenip gruba bu ismi veriyorlar. Yani üç ayrı hikayeyi anlatır, üç ayrı yazarın hikayesini anlatır ve bence en önemli şey, benim bu türü sevme nedenim, yani hikayede tonla boşluk görürsün, karakterler çok tek boyutta olabilir ama iyi atmosferler beni çok etkiliyor bu filmde. İşte şehirlerin de önemi oradan ya da müziğin önemi oradan geliyor. Black Sabbath'ta aslında atmosfer olarak özellikle 3. hikaye beni çok büyüler. O yüzük hikayesi. Mesela orada muazzam bir atmosfer yarattığını görüyorsun. İşte Sei Donne per l'Assassino filminde o moda evindeki katil. Renklerin kullanılışı, atmosferin yaratılışı ve hikayenin kamerayla akıcılığı, giriş sahnesindeki o tabela sahnesindeki o ritim. Yani sinema bilen birinin daha iyi yorumlayacağı ama hakikaten etkileyici, sinema tarafında da çok şey bırakmış
bir yönetmen görüyorsun. İşte en Giallo'ların aslında sonradan fark edilen yönü bu oldu. Muhtemelen seninle de sürekli yaşadığımız bir anlaşmazlık var. Sen İtalyancasını söylüyorsun. Ben İngilizcesini ve Türkçesini çevirmeye çalışıyorum. İtalyancanın Modomot çevirdiğinde İngilizce ismine denk düşmüyor. Tabii tabii. İşte o moda evinde geçen kan ve siyah dantel İngilizcesi ve Türkçesi ama İtalyancası bir katil ve altı kadın. Altı kadın için bir katil gibi. Gibi bir şey. Hani o sürekli aynı şey sinematografisi için de var. Çünkü birazdan gelince Sergio Martino zaten paragraf atan yazıları gibi isim koymuş yani. Son final cümlesi. Aynen. İşte, aynı bu isimdeki karmaşanın bir benzeri sinematografide var. Çünkü bunlar her şeyin temelinde bunlar ucuz neşriyat. Bunlar para kazanmak için üretilmiş filmler ve dış pazara ve iç pazara çok iyi pazarlanıyor. Özellikle İtalya kırsalında bizdeki seks filmleri furyasının böyle Anadolu'da küçük seks filmleri gösteren sinemaların nasıl popüler olması gibi İtalya kırsalında salonlarda inanılmaz popüler ve bunu İspanya'ya, Fransa'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye, Amerikan pazarına pazarlıyorlar ve orada pazarlarken kurgular sürekli değişiyor. Yani kısalıyor, uzuyor. Bize gelen kopyaların hepsi işte o filmin işte 7 dakika kısalmış İngiliz kopyasının VHS kaydının bize gelmiş hali gibi. Bu yüzden onların nasıl bir sinematografiye sahip olduğu o yönetmenlikler çok anlaşılmıyordu. Ama son yıllarda hani senle de onu fark ediyoruz sık sık. İzliyorsam kötü kopyadan izlemişsin. İyi bir kopyadan izleyince inanılmaz bir sinema dili olduğunu görüyoruz. Yani o yüzden biraz daha geç değeri anlaşılmış bir tür sinematografik açıdan. Peki Bava'yı biraz anlat bize. Yani La Ragazza che Sapeva Troppo her şeyi başlattı dedik. Evet çok Hitchcock kabul ama yani gerilimi anlatma, gerilimi yayma açısından ben dördüncü izledim işte. Seninle program yapacağız diye dördüncü kez izledim ve o gerilimi hala hissettim. Kimin katil olduğunu, ne olacağını, ne biteceğini ezbere biliyordum. Ama onu Profondo Rosso'ya geleceğiz birazdan, o da aynı şekilde. Yani en sevdiğim, benim bir numaramda. Ama o atmosferi kullanma, müziği kullanma, hikayenin bunu etkilemesi. Çoğunda dediğim gibi hikayeyi çok eleştirilecek boşluk yerleri var. Ama böyle hikayenin iyi yazıldığı giallolarda da hakikaten iyi bir Agatha Christie kitabı okuyorsun gibi oluyor. İşte Bava'nın bence ya yani şimdi birazdan da tekrar söyleyeceğim ama aslında burada üç büyük usta var. Tabii. Giallo dediğimizde üç isim. En bilineni Argento, işte en çılgını Fulci, hani en tartışmalı ya da bir de her şeyi başlatan Bava. Ben kendi kendime kodlarken şöyle yapıyorum. Yani mekan oynatıyorsa, çok canlıysa, müzikler, renkler, bu Argento. Yani çok net. Yani ama Tanju, Argento'da sanki ilk üç hayvan üçlemesinden sonraki Profondo Rosso ve Suspiria ile o işe giriyor. Ama mesela onu ben şeyden kodluyorum biliyorsun. Yani Goblin, belki de Giallo müziğin Ennio Morricone'si diyelim. Ki Morricone'nin de ilk üçü Morricone'ydi. Evet. Killa Vista Morire gibi bence muazzam bir soundtrack'e var. Gene Morricone imzalı. Ama o türle özdeşleşen müzik tarzı İtalyan progressive rock Goblin. Goblin'le Profondo Rosso ile başlıyor ve devam ediyor. Simonetti ile çalışmaya. Onun senin söylediğin bütçeyle bir alakası var bence. O renkler, o mekan, tabii, o ihtişam. Mesela Suspiria'daki renk kullanımı, o oteldeki kırmızı, ki kırmızıyı ondan giydim, Argento'nun rengi olduğu için. Mesela orada başlıyor. İlk üç filmde o şeyi çok göremiyoruz. Mesela ben de Il Gatto a Nove Code'yi çok severim, ikincisini, Dokuz Kuyruklu Kedi'yi. Güzel karakterler, güzel işte kör adam üzerinden anlatım, güzel gazeteci, yani bayağı bir dolu dolu karakterler var. Ama öbür tarafta bir masal izliyorsun gibi. O çok etkili.
İşte yani aslında o kristal kanatlı kuş tabii. Türkçesi o ilk filmi. Hı hı. Bir debü filmi. Argento biraz aileden şanslı biri öyle diyelim. Babası İtalya'nın önemli yapımcılarından biri. Zaten o yapımcısı. Kendisi yapımcı. Annesi sinema yazarı. Üçüncü filmden yani üçleme bittikten sonra, hayvan üçlemesi bittikten sonra artık Avrupa'daki dağıtım ağı da Argento'nun babası üzerinden bir tekel gibiler. Yani Giallo'ları dışarıya pazarlayan onlar oldukları için çok büyük bir imkana sahip. Hatta Fulci uzun yıllar boyunca anlaşamadığı Fulci hep şunu söyler. Yani Argento ile ben aynı işi yapıyorum. Aramızdaki tek fark bütçe. Hani o parayı bana verin ben de aynısını yaparım gibi. Ver Real Madrid'i bana. Gelsin Antep'i şampiyon yapsın. Aynı o mantıkla. Ya Argento o yüzden hani mekan kullanımında derken bütçenin de etkisiyle beraber ben öyle kodluyorum. Yani Argento başa dönersem. Argento dediğimde benim için o grotesk atmosfer, müzik, mekan çok canlı, cafcaflı bir dünyası var. Baba'yı da şöyle kodluyorum. Baba'da usta işi bir yönetmenlik var. İnanılmaz bir stil sahibi. Yani onun özellikle o çok şey bilen kızın girişindeki ilk 15-20 dakikalık siyah beyaz film. İşte İtalyan sokaklarında o meydanda dolaştığı sahneler. Yani kusursuz bir sinema, yani sesi kıssan, hikaye dair hiçbir şey bilmesen o görüntüler sana aynen. Nasıl bir filmin içerisinde olduğunu gösteriyor. Baba bence içlerindeki en yani sinema gözü olarak yönetmen, reji olarak en iyisi olabilir ki diğerleri gibi de çok kendisini pazarlayan biri de değil. Baba'nın öyle bir eksikliği var. Yani istese Hollywood'dan film çekme teklifleri geliyor, reddediyor. İtalyan dışındaki... Fransa, Almanya oralarda da ortak yapımlarda ya, çalışıyor. Şey gitmiyor. Hollywood'a mesela çok gitmiyor ve o dağıtım ağıyla işin ticari yönüyle de böyle yoğun Argento kadar ilgilenmiyor. Fulci kadar da çok tartışmalı sulara girmiyor. Baba'yı öyle kodluyorum. Bence İtalyan Giallo içerisinde en iyi yönetmen o olabilir. En iyi filmlere imza işte Argento varken... Argento'nun filmleri varken onunkini daha yukarı koyamıyorum ama yönetmenlik olarak ona ayırıyorum ki yanılmıyorum bir Fransız eleştirmenin şöyle bir sözü var. Hani biz Rushmore Dağı gibi bir korku sineması için bir dört isim seçsek işte Michael Powell olurdu, bilmem kim olurdu, biri de Baba olurdu. Hani gerçekten Avrupa seks ve korku sinemasının dönüştüren isim. Özellikle zaten Giallo'nun ilk iki filmini o çekiyor. Uzun yıllar Giallo çekilmiyor ama o bütün kodları o... İşte moda evinde geçen korku filmi bütün Giallo kodlarını ne sayıyoruz biz? İşte psikanalitik derinlik var. Faşizm alegorisi var. Bay of Blood'daki gibi hani tamamen aslında işte geçmişten gelen böyle bir miras onu toplumsal tarafa da çekebiliyorsun. İşte mekan, yüzü görünmeyen katil. İşte katilin yüzü görünmez katil Amerikan filmlerindeki gibi uzaktan ateş etmez bizim seri katiller. Ya bir şalla boğar. Çok şık giyinmiştir. O şal da güzeldir. O öldürdüğü kadın da çok iyi giyinmiştir. Mekan aynı şekilde. Müzik kullanımı, hikayenin dizaynı mutlaka bir şeyi izleyici olarak bir şeyi atlamış oluyorsun. Bakış açısı bence bizim Giallo'ların en korku sinemasına kattığı şey bakış açısı. Bakış açısını çok değiştiriyor. Aslında klasik hikaye anlatımındaki o bakış açısının dışına çıkartıyorlar ve çoğunlukla biz katilin gözünden görüyoruz. Bunu işte Peeping Tom özellikle Avrupa'ya tanıtan film oldu. Biz filmlerin çoğunda asla hiçbir karakterle özdeşleşemiyoruz. Katille özdeşleşmiyoruz, o öldürülenlerle özdeşleşmiyoruz. Amerikan sinemasının temelinde özdeşleşme vardır. Yani bir tür karakteri takip edersin, onunla empati kurarsın. Bu mafya babası işte Godfather niye hep eleştirilir, niye bu mafya anlatan bir film? Ama çok iyi özdeşleşme sağlıyor. Her karakterle özdeşleşiyorsun. Giallo'larda empati kurabileceğin hiçbir karakter yok. Bunun sebebi de katilin gözünden, katilin bakış açısından. Hatta çoğu sahnede... Ya ellerini görürüz ya gözetlerken görürüz. Bunların hepsinin temelini Baba atıyor, kural koyucu. Argento'nun ilk filmi de aslında bir Baba ile işte Hitchcock'un Antonio'yu birleştirip... Blow Up da var. Tabii o yani hem İtalyan art house sineması hem Giallo hem Baba onların böyle birleşimi gibidir. Baba'yı kopyaladı herkes. Baba olmasa muhtemelen Giallo en azından bu haliyle olmazdı. Seydon'le Per l'Assassino'yu izlerken... Tam böyle annem de salona girdi. Bir şeyi unutmuş. Ve evi görüp o ilk kızın öldürüldüğü evi görüp şeyde ne ürkütücü bir ortam böyle. Yani, kamera zaten hani o olayı hiç bilmeyen bir insanın için bile o renkler, o karmaşa, evet. O karanlık
O açıdan hakikaten çok başarılı. Yani renklerin kullanımı dedim gibi. Hatta öyle bir video da var YouTube'da galiba. İşte Baba sinemasında renklerin kullanımı diye harika. Onlar Black Sabbath'taki 3. hikaye üzerinden yapmışlar sanırım. Hakikaten muazzam. Ama benim en sevdiğim Baba filmi biliyorsun bir Giallo değildir. Biliyorum. İkani Arabiyati. İnanılmaz bir film. Bir araba da geçer. Ama ben onu sen söyleyince izlemiştim, izlememiştim. Yani bayılırım. Geçen Mustafa Kavgacı'ya da önerdim. O hatta biraz alaya aldı beni. IMDb'de 5 puanlı şey mi? Ya dedim bak öyle konuşma bozuşuruz. İnanılmaz muazzam twisti filmdir. Var yani bir de. Muazzam filmdir. İlk izlediğimde vay be dediğim filmlerdendir. Ve orada aslında yani birçok şey yapabildiğini gösteriyor yönetmen olarak. Orada ortam da yok. Yani o renkleri kullanamıyor, o korkuyu veremiyor. Aslında bir gerilim anlatıyor sana. Ama o arabadaki kaosu vermiş. O 70'lerdeki İtalyan polis suç filmlerinin hani o yine bu İtalyan... O da bir diğer ilginç. Evet, evet. Kopyala yapıştır ama yorumla türüdür İtalyanlarda. İşte büyük yönetmen olunca şey yapıyorsun. İlla bir dokunuşun ne anlatsan anlat aslında kendini anlatıyorsun bir yandan da. İşte Fulci de komedi filmleri çekiyor. Sonra Giallo'ya geçiyor. Yani türler arası geçişler İtalyan yönetmenlerde çok var. Her seferinde bir şekilde bakıyorsun aslında bu Baba filmi yani hani. Bir Fulci filmini izlediğini biliyorsun türdeyse bile. Western'de de konuşmuştuk ya o Amerikalı oyuncular anlatıyordu spagetti Western'de oynayan. Ya Amerika'daki cowboy filmindeki başrol çok iyidir. Hayatta hiçbir hatası yoktur. Hep iyinin yanındadır. Buradaki başrol aslında iyi değil. Yani biraz negatif bir karakter baktığında. Herkes kötü. Evet. İşte kötü skalasında sıralanıyoruz. Ya bir diğer türün önemli yönetmeni Sergio Martino. O da ilginçtir. Bir kere Edwige Fene'yi kullandığı için benim için ayrı yerdedir. Benim zaafıma oralara girmeyelim şimdi. Üç büyük ustanın yanına onu ekleyeyim ben. Hani renk, mekan, Argento, işte nefret, Fulci, ustalık, baba, sapkınlık da Martino diye kodluyorum. Hani sapkın bir şey varsa hani upuzun bir böyle 5 dakikalık bir seks partisi sahnesi varsa veya ayin sahnesi, merkezi çıplak olduğu bir ayin sahnesi varsa Sergio Martino. Aynen. Ve onlarda da genelde yengesi. Hakikaten abisinin eşi Edwige Fenech kullanılır. Ve benim Giallo dedim mi aklıma sen kusura bakmasın Baba ya da Argento da benim aklıma Edwige Fenech gelir. Aldo Lado'yla da galiba değil mi? Yeni bir film yapacaklarmış. Yeni bir film projeleri var. Uzun bir aradan sonra tekrar davet olacak. Bekliyoruz seninle. Gideriz. İtalya premierine gideriz. Gideriz yani. Özlem izlemediği için rahatım. Rahat anlatabilirim Edwige Fenech. Onların Lo Strano Vizio della Signora Ward diye bir filmi vardır. Bizde Aşka Susayanlar diye birebir kopyası. Yani şu an YouTube'a açarsanız 38 dakika mı ne filmi kuşa çevirmişler de bizimkiler. Ama yani girişinden devamına, söylenen cümlelerden, diyaloglara kadar her şey kopya. Ama iyi de bir Giallo'dur yani. Türk uyarlaması da hiç fena değil. Bizde bir de şey var. Hani az önce ismini söyledin ya. Bir paragraflık İtalyanca ismi var. Türkçe dönerken linç. Aynen. Tek. İşte yazmış kabus. Hani tek. O da çok hoş. Ya Sergio Martino inanılmaz ama yani. Hani Il tuo vizio è una stanza chiusa, solo io ne ho la chiave filan yani. O da bu filmde de geçer mesela bir notta filan. O da Edgar Allan Poe'nun Kara Kedi öyküsünden alınıp yorumlanmıştır. Öykü de tüyleri diken diken eder. Bence çok da iyi bir uyarlamadır bu arada. Ben öyküyü de çok seviyorum ve uyarlama olarak bunun Giallo'ya bu kadar iyi adapte edilmesi kesinlikle. Ve o yönünü çok iyi saklaması. Yani bir Poe uyarlaması olduğunu çok iyi saklıyor. Aslında filmin içerisinde çok az küçük detaylarla. Tapon'u konuşurken muhtemelen tekrar değiniriz. Orada o kara kediyi ve hikayenin içerisinde bildiğimiz o duvarı, o gömülmeyi, hikayeyi biliyor olmama rağmen acaba her seferinde şey hani, acaba başka bir yere mi gidiyor hissiyatını verdi. Sevgili Ertan Tunç'a bir daha sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Çok da güzel bir yazısı var bu filmle ilgili. Orada çok güzel bir detaya gelmiş. Öyküdeki hayvanlar bile birebir kullanılmış diyor. O da hakikaten çok i̇şte güzel bir detay. Papağanlar, bilmem neler, o kaplumbağalar, orada öyküdeki bahsedilen hayvanlar. O Pistili abi de Westernlerin de karanlık adamıdır. İyi yan roldür. Martino'yla da çok iyi işbirlikleri var yani. Yanılmıyorsam herhalde intihar ediyor galiba. Çok şey yani bence hakkı yenmiş oyunculardan biri. Tabii. Çok iyi karakter oyuncusu. O zaman ustaya gelelim Dario Argento'ya. İlk üç filmi dediğim gibi yani ben derim ama Profondo Rosso'da ilk üç filmin çok fazla izi vardır. İşte müzik vardır. Üçüncü film Quarte Mosche. Müzisyen provayla başlar. Profondo Rosso'da öyle başlar.
İşte gene bir yabancı bir kişi gelmiştir. İtalya'dan ayrılacaktır ama bu şeyin peşine düşüp ayrılamaz. Aslında öyle çok fazla izlerin bulunduğu ilk filmlerden bir ustalık eseri çıkarıyor. Yani girişinden, akışına, karakterlere, devamlı o mu bu mu diye kafanızı kurcalayan sorulara. Devamlı mesela piyanist abiden şüpheleniyorsun. Onun ayrı bir hikayesi çıkıyor ama eşcinsellik üzerinden filan. Bence hani senaryodan gelir ama Argento'nun çoğu filminde bence senaryoyu eleştirebiliriz. Ama bu filmde bence her şeyiyle yani tam ilham dönemi Suspiria ile ikisiymiş gibi geliyor bana. Şey zirve Leone'yi nasıl spagettide ayırdıysak başka bir yere koyduysak Profondo Rosso ile Suspiria'yı Suspiria biraz daha ben listelerde de çok az görüyorum. Herhalde doğaüstü korku olduğu için olabilir. Biraz daha hani herhalde geride kalıyor. İkisi çok ayrı bir seviyede. Yani Profondo Rosso'nun o bütün giallolardaki her şeyi kusursuzlaştırıyor. Aslında ucuz B sınıfı gerçekten böyle seks sinemalarında gösterecek filmler çekmesine rağmen her biri entelektüeller. Solcular, radikaller. Zaten kiliseyle o kadar dertlerin evet, olması falan da şeylerin içerisinde, içi boş bir şey değil, problem değil. Bütün o karakterler aslında bir sanatçı. Az önce söylediğimiz Martino'nun Poe uyarlamasında roman yazarı. Burada hep sanat da var. Yani sadece sanatçı olmanın yanında bileşen olarak sanat da var. Burada caz müzisyeni, Suspiria'da bir dans okulu, bir moda evi. Yani hepsi sanatla iç içeler. Karakterler avam değiller. Yani avam olduklarında bile muhtemelen biraz burjuva gibi. O seninle şey Avanti'nin filmi aslında bir ressam bir freski tamir etmeye geliyor. Hepsinin böyle La Casa dalle Finestre keriydi ona. Gülen pencereler. Yani gülen pencereler. Orada da hani bir resmi yeniden düzenlemesi kiliseye, için aynen. Kilise resmini geliyor. Hep sanatla iç içeler. O şeyi çok iyi kullanıyor. Yani o bunun içerisinde o cinayetin final anında çözüldüğü tablolar filmin içerisinde sanatın yerleştirilmesini bir sanat filminde aslında ucuz bir sanat filminde sanatın en iyi kullanımı var. Ya Profondo Rosso'nun bakıyorum oyunculuklar Hemings'in oyunculuğu aynı şekilde hikaye giallolardaki o katmanlar şehir kullanımı. Şey de çok güzel. Blow Up'tan oraya evet. Bir selam da güzel. Yani oyuncusu da aynı. İşte bakış açısı işin özünde bakış açısı var aslında. Bakış açısının devamlı değişmesi var film devam ederken. O açıdan da güzel bir selam. İşte daha önce de söylemiştim yani 70'lerde bir hani Şili'de böyle sinemacılar Pinochet iktidarında sol sinemacılar iktidara geldiğinde şeyi tartışıyorlar. Politik film nedir diye. Herkes dönemin en politik işte filmlerinden örnekler veriyor. Amerikan filmlerinin Avrupa sineması. Bir tanesi şey diyor. Benim için en politik film Blow Up'tır. Çünkü bakış açısından daha politik bir şey yoktur diyor. Gerçekten bu giallo'ların temelinde bakış açısı var. Yani ya bir Argento ilk filminde bunu yapıyor. Sana bir olayı cinayet sahnesini tersten gösteriyor. Evet. Bir arayış var, bir sorgulama var. Blow Up'ta da aslında bir anti giallo. Giallo'da olan her şey var ama giallo'yu giallo yapan kan yok, şiddet yok. Katil bulunmuyor. Çözümsüz bir arayış var. Hani Hemings'in Blow Up'la bu film Profondo Rosso arasındaki bir köprü olması da o iki filmi böyle double feature yapsan inanılmaz bir sinema gecesi olur. Birbirini çok iyi tamamlıyorlar. Kesinlikle. Ama senin favorin hala Suspiria. Suspiria şundan doğaüstü korku olduğu için aslında. Anladım. Yoksa bence şey daha iyi. Profondo Rosso teknik olarak, yönetmenlik olarak, hikaye anlatım olarak daha komple paket. Tanju'cum, Müge İbrikçi Baran'a da sevgi saygılarımızı iletelim. O da evet. Bu janrada harika işlere imza atan insanlardan çok faydalandık. Cehaletimi çok alan insanlardandır. Onun bir notunu okuyayım ben. Sevgili Müge İbrikçi Baran'ın. Suspiria ile ilgili bizim gazetelerde Akün Film bu korku filmini Türk sinema severlere birçok ülkeden önce sunarken heyecanlı seyircilerini de sigorta ettiriyor. Bu çağdaş uygulamayı Türkiye'de dünyaya dönük olarak ilk kez Türkiye İş Bankası kuruluşu olan Anadolu Sigorta yapıyor. İşte Bleyırcı Adası bak işine dedik sen de bunu öğrendiğimizde. 20 yıl geriden geliyorlar aynen bazı şeyler. Ne yani özellikle Paranormal Activity gibi böyle hani doğru. Ucuz korku filmi. Aslında aynı gelenek. Bakınca tabii. Hani bakışına dediğimiz şey de aslında dönemin en ucuz masrafsız, en çok kişiye ulaşabilecek formülü.
Ve aynı yoldan gidiyorlar onlar da. Yani sen o tekrar söyleyince şimdi aklıma geldi. Aslında birbirlerinin devamlılar. O ne yaptıysa aynısını yapıyor. Doğru. Farklı yöntemler. Onun notlarından birinde de Nicolodi'nin, Daria Nicolodi, yani Argento abimiz de. Asya Argento'nun annesi, evet, eşi. Birçoğunda o oynar aslında. İşte hayvan üçlemesinden, evet, sonraki filmlerde. Hatta zaten... Hatta babanın da son filminde o şeyde oynar. Tanışır. Sette tanışıp... Tabii. İkinci evliliği galiba. Aynen. Mesela burada niye yok diye ben hep düşünürdüm. Hastalığı nedeniyle oynayamamış. Büyük annesinin başından geçen bir hikayeymiş ayrıca bir de. Evet, büyük annesi bir dans okuluna mı ne gittiğinde benzer bir cadılık mevzusu yaşanıyor. O yıllarca anlatmış. Zaten senaristlerde dalga geçer şeydi başında. Şey gibi, Balkanlarda herkese şey vardır ya, nenem vampir görmüş gibi. İtalya'ya doğru da böyle bir şey var mutlaka. O açılışı falan muazzam ya. Yani ben o otel sahnesine biterim. O kırmızılar var ya, harika. Ya işte Suspiria ile Profondo Rosso gerçekten dolar üçlemesi gibi çok ayrı bir yer. Peki üçüncü Argento filmin desem? Biz seninle orada sonuncuyu da birlikte izledik geçen sene. Allah günah yazmasın. Keşke Argento tadını da bıraksaymış. Şey, Dark Glass değil mi? Evet evet. Peki niye devam etmiyor? Yani bu tür niye 2000'lere, 2010'lara hatta 90'larda? 90'larda babanın da oğlan birkaç Lambert film yapıyor. Mi? Felakettir yani. Hani. Aslında işte bu çağ temelinde çağı yakalayamamak var. Çünkü çağ değişiyor, çok hızlı değişiyor. Bu giallolar, giallo yapalım diye ortaya çıkmış türler değil. Baba ilk çektiğinde Hitchcock izliyor, Peeping Tom'u izliyor ve bunun güzel işte korku sineması 50'lerde de iş yapan, Fransa'da da iş yapan bir tür. Buradan ucuza bir film türü yaratmaya çalışıyor. Kendi yolda giderken bu kuralları koyuyor. Bizim şu an ya hepsinin dışarıdan gelen yabancı temasının böyle toplumsal bilinç dışında izlerini sürebiliyoruz ama bunlar yazılı olan şeyde o birbirlerini kopyalıyor yapıyorlar ve sürekli aynı sularda dolaşıp kısa sürede bunu tüketiyorlar. 80'lara geldiğimizde artık bu giallo'ların sayesinde slasher diye bir tür ortaya çıkıyor. Evet. Amerikan, yani yine benzer köklerde işte 80'ların Michael Myers'ın Halloween'ın açılış aslında tamamen giallo'dur. O bakış açısı dediğimiz karakterin gözünden. O ilk 7-8 dakikayı öldürünceye kadar, ilk cinayeti işleyince ana kadar karakterin gözünden gördüğümüz sekansı kessek desek hangi türe aittir? İstisnası herkes giallo der. Veya o bakire kızın sona kalması, cinselliği keşfeden gençlerin öldürülmesi, yani psikolojik olarak da hep giallo'ya borçlar. Yani o Hitchcock'lardan aldıklarını giallo'lar böyle biraz kendileri bir şeyler katıyor. 80'larda slasher'larla beraber Amerikan korkularına, artık 90'lara 2000'lere geldiğimizde bugün bile 2010'larda artık A24 stüdyosu ile beraber korku tamamen sofistike bir türe döndü. İşte Midsommar'lar, As gibi filmler, bunlar aslında gayet ucuz prodüksiyonlar. Hala büyük işte büyük filmlere göre ucuz olarak çekiliyorlar. Dijital platformlar da 100 milyon dolar yerine 30 milyon dolar aynı kişiye yapacak bir şeyi tercih ediyor. Ama artık üst düzey bir türe dönüştü korku. Ve beklentiler çok farklı. O giallo'nun o bir anlamda komik bir tarafı var. Aslında hiçbir şeye inanmaman gerekiyor orada. Çok komik, hani dışarıdan baktığında çok saçma şeyler oluyor. Yani hikayeler tesadüf. O Bay of Blood'da Ertan'ın yazısında da vardı. 5 farklı katil var. 13 tane cinayet işleniyor mesela 80 dakikada. Ve bir kadını 5 dakikada falan öldürüyorlar. Ve kadını gösterdikleri şey bugün bu çağda kabul edilemez aslında. Fulci'de birazdan hani daha detaylı değineceğiz. Bugünün çağın değer yargılarına uzak, çağın estetik o teknikaları açıklayamadık ama o çok gerçekten izlediğinde 70'ler 80'ler estetiğini yansıtan, yani bugün artık sinema estetiği de sinema dili de çok değişti, temalar değişti, korku türü değişti. Bugün giallo çekmek ancak geçmiş yeni bir şey, neo westernler veya anti westernler gibi anti giallo çekiyorsan bir anlamı var. O yüzden Bava da sürdüremedi, Fulci de sürdüremedi, Argento da sürdüremedi. Devam eden Asya Argento çekti olmadı, Lamberto Bava kendi çocukları çekti olmadı. Çünkü o 10 yıllık bir periyotta, 15 yıllık bir periyotta yaşanmış, bitmiş, kapanmış bir dönem. Bugün spagetti western de çeksek tutmaz. Ancak onu yeniden yorumlaman gerekiyor. Bir şey katman gerekiyor. Onu katamıyorlar bence. Üçüncü filmini söylemedin. Ben şeyi Kristal Kanatlı Kuş'u seçiyorum. Çünkü ya her ilk filmi Argento'nun ilk yönetmenlik denemesi ve gerçekten Blow Up
ve Hitchcock'un anlatıya daha yakın. Onun da en sevdiğim şey açılış. Orada sesten, sen müzikten dem vurdun. Bu, orada da müziksiz bir o ilk cinayet sahnesi, iki karakterin iki cam mekan arasında, o da yine sanat galerisinde geçiyor. Evet. Yani bütün bir şekilde sanata bağlı. O sanat galerisinde iki cam arasında o sessizlik, o açılış 7-8 dakikalık o cinayet anı ve ana karakterin ilk andan itibaren bizi yanıltması, bizi temsil eden cinayetle ilgili yanlış görgüsü, o hikaye pilotunu çok seviyorum. Biraz daha yönetmenlik daha sonraki işlerine göre zayıf ama hala ilk film olduğu için, babanın da ilk filmini de aslında ilk filmi olduğu için, her şeyi başlattığı için biraz daha ön plana çıkartıyorum. Bu arada o babanın ilk filmi değil, onu düzeltelim. Tabii, yani. Şey, Giallo'lar. Giallo'nun ilk filmi. Önceki vampirleri, maskeleri falan, garip garip korku denemeleri var onun. Baba zaten 40 kaç yaşında ilk filmini çektiğinde? Tabii tabii. Zaten son siyah beyaz filmi düşünüyor. Evet, evet. La Ragazza che sapeva troppo. Sonra hep renkli çekiyor. Oraya kadar epey var. Benim üçüm opera bu arada. Dario Argento. Opera bende ayrıdır. O özellikle yani opera sahnelerindeki kamera hareketlerine bayılırım. Müzik seçimine bayılırım. Daha 80'ler, daha thrash metal'e girer. Ben müzik seçimleri, en son izlediğimiz o kötü filmde de, yani ben Dario Argento'yla otursam bütün gün müzik konuşurum hiç şeye gelmeden. Ben de çok müzik sinemaya olmadığından hani oradan felaket tutunamayınca kalıyorum. Mesela Quattremosche'de de şey, The Velito Grigio'ydu değil mi o? Onda da Deep Purple aslında yani müziği yapacak ama Richie Blackmore'un gene bir terslik mi çıkarıyor, bir şey oluyor klasik. Ondan anlaşamıyorlar. Yani babanın müzik sevkiyle çok uyuşuyoruz. Tarantino, o ben bir otursak filmlerle ilgili hiçbir şey sormam yani. Paso müzik bizim konuşuruz. Şey olur, çalınacak müzik de çok. Yani bizim Yeşilçam geleneğiydi o. İtalyanlardan müzik çalma bizde bitti ama şu an dizilerde, filmlerde Giallo'larsalar inanılmaz şey çıkar. Felaket. Favori soundtrack'im de Goblin değil, Morricone'de değil. Inferno'da yeri kazmaya başladığında Emerson, Lake and Palmer'ın klavyesi, Keith Emerson'un yaptığı Mater Tenebrarum inanılmaz bir çalışmadır. Yani 80'lerde black metal'i bir ara bulmuş baba. Ve devam etmiş. Zaten biraz akli dengesi bozuktur kendisinin de. Favori yakışmış. Favori Giallo eserim odur. Fulci anlat biraz bize üçüncüyü. Fulci aslında bir doktor, bunu söyleyelim. Evet. Onun için çok fazla zoom organ görürüz Fulci'de. Fulci filmi, hatta Fulci ile ilgili şeyler yanılmıyorsam. Hayvanlara işkence ettiği için sette dava açılma noktasına geliyor. O kadar gerçekçi ki yani muhtemelen. Evet. Il Gatto nel Cervello mu ne? 90'da öyle bir filmi var misal. Direkt o beyin şeyiyle başlar. Şey de var. New York evet. Yok, o New York Ripper değil. Çok tuhaf bir adımı unuttum şu an. Yine geç Giallo'sunda kumar, at yarışı hepsinin böyle iç içe geçtiği, orada bile bir fırında kafa patlatma sahnesi, işte bir kesme sahneleri çok gerçekçi. Muhtemelen hayvanlara işkence ettiği kanıtlanmış olsaydı bir sonraki aşamada sette insan öldürüyor diye şey yapabilirdi. Çünkü çok gerçekçi ki o davayı da söyleyelim, şey düşüyor iddialar. Yani hepsine o kadar hakim olduğu için anatomiye kendileri ve bir çalıştığı, beraber çalıştığı bir var, çok iyi tasarlıyorlar. Aslında Fulci bir... Özür dilerim, asabi bir abi ya. Evet. Doktorluktan da öyle istifa ediyor. Bir başhekimle tartışıyor daha gençken ve hani Vaffanculo diye baba bırakıyor işi. Yani kendi kızının da işte F for Fulci miydi o belgeselin adı? O belgeselde onunla çalışanlar kızı anlatıyor. Çok aksi biri ama bir yandan da Giallo'lara gelinceye kadar o, ben çok severim Franco e Ciccio. O yavruyla katil filmle 15 tanesini falan izledim. Yani inanılmaz eğlenceli bir seri. Komedi filmi çekiyor. 7-8 tane ve çok neşeli. Fulci de yine Ertan yazısında çok iyi anlatmış. Bir dönüm noktası var hayatında. 69 yılında karısı kansere yakalanıyor. Çok ilerlediği için artık geri dönemeyecek diye intihar ediyor. O hayatında bir dönüm noktası oluyor. Hemen
kızın yine bir kızı trafik kazası geçiyor ölümden kısa süre sonra ve felç kalıyor hayat sonunda. Hatta çok 2018'de değil mi vefat ediyor tam bilmiyorum. Yani kendi ölümüne kadar işte eşi vefat etmiş, bir kızı trafik kazasından ötürü felç kalmış. Bu onun asabi de bir karakteri var. Onun filmlerine yansıyor ve bir anda Giallo'larla beraber aslında en tartışmalı Giallo'lar onun. Çünkü şey alt metin olarak bizim Giallo'lar daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz için o faşizmle olan ilişkilerinden bahsetmek gerek. Faşizm ve faşizmi oluşturan en temel bileşen kilise. Kilisenin yanında aile kurumu. Bu aile kurumunun merkezinde de kadın. Fulci'nin eşinin intiharı, muhtemelen kızıyla yaşadıkları, yaşamak zorunda kaldıkları onu böyle bir nefret sinemasına dönüştürüyor. Bütün filmlerinde aslında şey var, kadının böyle kötü olduğu, bugünün hani neden Giallo artık çekilemiyor sorusunda, eğer Fulci bugün öyle bir Giallo çekse, hani kendisi finansman bulamaz. Finansman buldu, çekti. Çektiği Twitter'da al aşağı ederler. Evet, o ama. Film dağıtımcı bulamaz. Kendisi bir şeye verse ikinci gün gösterimden kaldırır. Çünkü çok tartışmalı sulardı. Ama bunu Giallo formu içerisinde çünkü yapınca bence biraz kurtarıyor o çağ içerisinde. Ve Fulci'nin bir avantajı var. Fulci sadece kadınlardan nefret etmiyor. Herkesten nefret ediyor. Yani çocuk mu var? Allah belasını versin. Yani kilise mi var? Allah belasını versin. Onun filmlerinde gerçekten iyi karakter, yani iyi dediğimiz bir karaktere rastlama şansın yok. O yüzden Fulci bu ikisinden alt metin olarak ayrılıyor. Tıptan gelen o anatomi bilgisinin yanında psikanalistmiş gibi karakterlere böyle tahliller de bulunuyor. Kendisi de hayatın sonuna kadar koyu bir Katolik olarak kendini niteliyor. Çünkü annesi ona küçük yaştan itibaren bir Katolik olarak, Katolik inancıyla büyütmüş. Onun o çocukluktan gelen travmaları, annesiyle, kiliseyle, o inancıyla olan travmaları çok iyi bir şeye dönüşüyor. Katalizöre dönüşüyor. Böyle bir karakterleri yaratırken o kendi travmalarından güzel yola çıkıyor. Burada şey var, yine Hitchcock'a dönersek, Hitchcock'un o Psycho filminde onun aslında annesi olduğunu öğrendiğimiz andan sonra bir 6-7 dakikalık bir bölüm var. O bölümde aslında bunun nasıl bir hastalık olduğunu, bu şizofrenin, o zihinsel hastalığın nedenlerinin nasıl olduğu, nelere yol açabiliyor. Orada bir 6 dakikalık şey var. Açıklama bölümü var tıp doktorunun. Aslında onu alıp şeye, Fulci sinemasına veya Giallo sinemasının tamamını uyarlayabiliyoruz. O 6 dakikadaki anlatılan her şey bütün Fulci sinemasında var. Yani o anneyle olan ilişki, mekanla olan ilişki, muhtemelen o o moteli sürekli moteli görüyoruz. Bir moda evi olarak görüyoruz. Eski bir villa olarak, konak olarak görüyoruz. Şato olarak görüyoruz. Alelade bir apartman dairesi olarak görüyoruz. O mekan ilişkisi ve o karakterin annesiyle, geçmişle olan ilişkisi veya toplumla olan ilişkisi hep Fulci'nin alt metinlerini oluşturuyor. Favorim Non si sevizza il paperino'ymuş Fulci'den. Hmm. Benim yani Giallo'larda da ilk beşime girebilir. Hakikaten sonundaki zoom dışında. Benim onun şeyine bakmam lazım. İngilizce veya Türkçe. Söyleyeyim. Don't torture a duckling. O zaten Paperino cilesi. Zaten var yemez amcanın İtalyancasıdır. O oyuncak. Çocuğun oyuncağı. Orada üzerine. Duckling yerine aslında sonraki New York Ripper filmlerinde de o dönemde evet. De kullan. Amerikan aslında Donald Duck'ı kullanmak istiyor. Evet, Donald Duck işte. Var yemez amcanın onun Donald Duck o evet. Duckling. İtalyanca Paperino. Şey o hatta şeyi yani konuştukça sürekli çıkıyor. Bütün Giallo'ların temelinde, o müziğin temelinde de bir çocuk şarkısı vardır. Hı. Çocukluk, o çocukken yaşadıkları çocuk ninnileri, çocuk ezgileri, çocuk sesleri, anlamsız yani melodik çocuk sesleri hep var. O film de bence işte zirvelerinden biri Morricone'nin Chi Vista Morire'de yaptığı o çocuk korosuyla yaptığı soundtrack. Ya, muazzamdır o. Abi, çocuk sesleri duyarsın. Böyle tam tizden. Tüm Venedik'i gezerken o arkada çalışır. Biz Profondo Rosso'da da mesela. Aynen orada da var. Sahne. Açılış sahnesinde o manyak final. Sahnede. Aynen öyle. Non preoccuparti. Non ti succederà niente, vedrai. Sta tranquilla, ti accompagnerò io stesso in clinica. No. Ti avevo detto che non volevo tornarci. Te lo avevo detto.
Non puoi obbligarmi un'altra volta. Ma è per il tuo bene, cara. Yavuz Turgul bize bu Katoliklerin kilise üzerinden neden korku filmlerindeki müziklerde kilise orgu, o ağırlıkta şeyler ya da ilahiler kullandığını çok güzel anlatmıştı. Burada da dediğin gibi yani çok direkt kültürle bağdaşan bir şey var orada. Darkling'de de zaten aslında kilisenin çocuk futbol takımı gibi. Ben mesela o olayı orada öğrenmiştim biliyor musun? Paolo Maldini de öyle bir şeyden yetişmedir biliyorsun ilk. Yani kilisenin futbol takımında oynar. Ben ilk o filmden öğrenmiştim onu. Kiliselerin böyle işte çocukları kiliseye ısındırmak için aslında... Hani öyle bir şey de var zaten. Çocuklar kiliseden daha çok futbolu seviyor gibi bir replik var. Replik de vardır. Öyle bir şey olduğunu o filmden öğrenmiştim. İşte Fulci bunu biraz daha şey kullanıyor, efektif kullanıyor. Yani o ilk günahı, koroları, çocukken kiliseyle kurduğu kişisel ilişkiyi, annesiyle kurduğu ilişkiyi çok iyi kullanıyor. Yani bence en aykırı 80'lerde dediğin gibi mide bulandırıcı noktalara geliyor. İzlemesi daha zor, daha... O muhtemelen şey kendi hayatında da artık anlaşılma iletişim kurması zor bir insana dönüştüğü için yani üçüncü ustamız olarak bence şey çeşniyi güzel çeşitlendiriyor yani iyi bir renk katıyor. Bizdeki de bir tane bence çok beğendiğim aslında daha da iyi olabilecek bir Giallo vardır. İlhan Engin ben çok hatırlamıyorum sen kadın söylemiştin düşmanı. Ekrem Bora mı oynuyor? Ekrem Bora oynuyor hakikaten yani daha da iyi olabilirmiş tabii de hiç fena değildir. Bir de Aşka Susayanlar var en Giallo'lardan. O dediğim gibi direkt yani, Martino çevirisi. Giallo tam Giallo değil. Folkarır, Natuk Baytan'ın şeyi var. Toprağın Teri. Hmm. O mesela... O daha çok şeyin, Bava'nın ilk evet, dönemlerindeki o tam bizim, rüya sahneleri. Bize dönen bir şey olsa yani Giallo şeklisi olurdu. Daha böyle Folkarır. Daha kompleks. Ondaki şey sahneleri de çok böyle... Natuk Baytan da kafa olarak aslında girebilirmiş o şeyi. Yapabilirmiş. İşte İlginç zihin. Komedi iş yapınca komediden... Ben ilk onumu sayayım Tanju'cum. Sonra sana bırakayım. Profondo Rosso, Suspiria, Opera. La Donna che sapeva troppo, Sei donne per l'assassino, Bava. Fulci dediğim gibi, Non si sevizse il paperino. La casa dalle finestre che ridono, Pupi Avati'nin. Yani... Çok kan bekleyenler kan bulamaz. Çok cinayet yoktur. Bence hikayede de sıkıntılar olabilir ama atmosfer yaratma açısından hatta bunun çok YouTube kanallarında şeyleri de vardır. Giderler oradaki evi bulurlar, çocuklar konuşurlar. Öyle de bir deneyim yaşayabilir izleyiciler. Aynı şekilde Kilavista Morire Aldo Lado'nun Venedik atmosferle filmlerinden biri ki fena da film değildir o. Massimo Dallamano gene Western'e sırtını dayayan yani Western'den yetişmiş yönetmenlerden bir avuç dolar için galiba görüntü yönetmeni olması lazım. Cosavetta Fatta Solange vardır onun. Yine toplumsal kadın küçük kız cinayetleri, genç kız cinayetleri üzerine yaptı. Bazıları böyle bir şey söylemeye de çalışıyor aslında bu filmlerle. Dönemin İtalya'sına bakıp. Ve dediğim gibi Sergio Martino adlı ilginç adamın Lo Strano Vizio della Signora Wart. Edwidge Fenech'le birlikte. Ben Martino'nun bütün filmlerini Fenech'ten alabilirim ama burada kaldım. Yani benim işte 15-20'den 10'a düşürürken aradaki farklılıklar genel öyle. 15'e genellesek muhtemelen liste hemen hemen aynı olacak. İşte Suspiria ile Profondo Rosso'yu ilk ikiye koyuyorum ve ayırıyorum. Onlar hani ayrı seviye. Onlar Godfather 1-2 gibi. Diyorsun. Hani çok başka seviyedeler. Gerisi sırasız sayıyorum. Bava'nın işte çok şey bilen kız. Ben de Türkçelerini daha çok ve İngilizcelerini söyleyeyim. 63 yapımı. Yine Argento'nun kendi ilk filmi Kristal Kanatlı Kuş. Onu aldım. Bava'nın yine A Bay of Blood. O da hep şeyden bahsettik ki miras. Aynen. Yani çocukluk yaşantıların aslında bu çocukken ailenizden ne görürseniz onu yaparsınız gibi çok yalın, çok basit o çocuk yetişkin ilişkisini de hep buradan alıyorlar. Bizi böyle yetiştirseniz böyle sonuç olarak bunu alırsınız gibi onu çok iyi anlatıyor. Yine Bava'nın Blood and Black Lace, Kan ve Siyah Dantel. Onun yine kurucu bir eser. Bütün o katilin maskesinden tut kıyafetlere kadar... Işıklara kadar her şeyi o ortaya galiba koyuyor. Alman ortak yapımı olması lazım. Batal. Ya Almanya ya Avusturya ve Batal. Oralarda da iş yaptığını kanıtlayan ilk film diyebiliyorum. Evet evet. Yani o gişe başarısı da epey var. Hem bu tür tutar aynen, hem bu tür böyle çekilir filmi.
Duckling yine Fulci'nin Don't Torture a Duckling. O da bizde Lynch miymiş bunun? Bizde bunu direkt Lynch olarak çevirmişler. Güzel. Ama şey çok mantıklı çünkü orada kasabalıların linç ettiği sahneler, o kasaba eleştirisinde de birkaç defa filmin içerisinde o çok bir kadını zincirlerle linç ettikleri sahne var. Yine bizde uzun isimli Sergio Martino'nun filmimiz. Your Vice is a Locked Room and Only I Have the Key. Bu bence en iyi Poe uyarlamaları, Poe yorumlamalarından biri. Evet, evet, hikayesinin kesinlikle sırrını çok iyi saklıyor ve Luigi Pistilli gibi bir ana karakteri var. Aynı zamanda gencecik bir Feneç ablamız var. Yani. Yine Pupi Avanti'nin, sen saymıştın, The House with the Laughing Windows. Evet. Bu da tam faşizm alegorisi olarak okunduğunda çok Giallo'ların nerede durduğunu güzel anlatıyor. Senin çok sevmediğin, benim yine şey yaptım, anlaşamadığımız herhalde, A Lizard in a Woman's Skin. Yok estağfurullah, Fulci'nin. Fulci'nin. Kafası muazzam film. Yani orada ben Feneç kadar olmasa da Florinda Balkan'ı çok tabii severim bence. O da Indagine Sunch dediğin. Değil mi? O ondaki abla, evet, başta evet, öldürülen abla. O yüzden onu aldım. Brezilyalı olması lazım. O da çok şey, bizdeki gibi böyle supernatural değil de çok tuhaf böyle bir halüsinasyon gibi, evet, bir evet, dokusu var yani. Halüsinasyon doğrusu, halüsinasyon. Evet, o çok bence filmin tonu olarak inanılmaz bir tonu var. İşte mansiyon olarak 3'ten son anda elediğim 13'ten 10'a düşürken Martino'nun Yılan Ruhlu Kadının Kabusu. Solange Dallamano'nun eledim. Bir de Glass Doll Aldolado'nun. Ona şöyle değinmek gerekiyor. Biri çıkıp bu giallo değil dese itiraz edemem ama bütün bu filmler içerisinde herhalde en yalın, en net, en ilginç pilota sahip film olabilir. Bir adam ölür, aslında ölmez ama bedenin içerisinde hapsolur. Morga götürürler. Hatırlayarak, hafızasında dolayarak ne yaşadığını ve yaşadığını onu işte... Johnny Gatiz Gun gibi biraz. Evet. Değil mi? Evet. Ama şey, o daha böyle upuzun bir... Tabii. Bu sadece cinayet misteriyi, evet, çözmeye, evet, yönelik. Çok ilginç. Ama filmin içerisinde şey yok. Alıştığımız çıplaklık yok. Öldürme sahnesi neredeyse hiç yok. Kan yok. Renkler dediğimiz gibi yok. Ama çok net bir şekilde hedefe ve şeye bağlanıyor. Yanılmıyorsam sonunu tam... İtalya'yı 3 aile yönetiyor abiye bağlanıyor, evet, işte. Sonra okültizme bağlanıyor ve neyse finalini söylemeyelim. Bu üçünü eledim. Yani ben de bu şekilde liste. Sağ ol Tanju'cum. Abi ben yani ikimizde de 1-2 öyle oynadı ama yani, nettir. Yani izlemek isteyen arkadaşlar Argento'nun bu iki filmiyle piyasaya bir dalabilirler. Zaten 20 yani, film izleseler yeter. Bizim şimdi gibi 110 GB'lara gerek yok. Çünkü acayip kötü şeyler de var yani. Evet, yani şey, yanlış yerden başlarsan bu ne? Biz, bize niye bu işkence çektiriyorsunuz, evet, diyebilirsiniz. Sevgili Kaan Kavuşan'a da selam gönderelim. O da hiç sevmez. O sevmez. Hiç sevmez. İtalyan politiklerini, aynen, oradan, Petri'lerden, Rossi'lerden. Onun kalemi o. Evet. Yani biz, yani bu saydığımız isimlerin çoğu birbirini sevmiyordu. Hani muhtemelen hem rakiplerdi hem beraber iş yaptılar ama hani şey anekdotuyla kapatayım ben. O Fulci Argento çok seviyorum. Onların birbirine bakış açısını gösterdi. Yani Fulci Argento ile ilgili şöyle diyor. İşte birçok İtalyan yönetmeni hayvan severdir. Mario Bava kedileri sever. Ricardo Freda, bu da 50'lerin önemli bir korku yönetmeni, atları sever ve Dario Argento da kendini sever diyerek hani onlar ben de şöyle diyorum, biz de hepsini seviyoruz. Yani o açıdan bence hala keşfedilmeyi hak eden bir tür. Çok verimli ve özellikle yeni bir şeyler, senaryo yazmak, film çekmek hayalinde gençler varsa küçük bir giallo denemesi ucuza ve çok çarpıcı bir şekilde, çok politik okumaları da açık. Bugünü giallo ile anlatmak bence Türk yönetmenler için güzel bir alan olabilir. Bir yol da ver. Bir yol da verdin. Yol da gösterdin. Aynen. Atan neyse neyse diyeceğim. Atan gibi. Aynen. Neyse. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ağzına sağlık Tanju. Çok teşekkür ederim. Öbür sene kara filmler mi artık? Seneye Humphrey Bogart'a gideceğiz. O daha da uzun ama geçmiş olsun bakalım. Orada artık 2 saat. Evet. Ben de 30'lardan 70'lere kadar bir 150-200 film var sadece. Abi o... Neyse bakarız. Şimdiden başlarız.
Yavaş yavaş. Aynen. Ağzına sağlık tekrar. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu hafta İtalyan sinemasının bütün başlıklarının daha da altına indik. Artık bir şeyler buluruz ama bayağı bir sinemanın diplerini kazıdık gibi. Haftaya, iki hafta sonra daha doğrusu Doruk'la birlikte İtalyan futbolunun günceline, daha da üstte kalanına, daha akılda kalanına geleceğiz ve Serie A'da olan biteni konuşacağız. Napoli'nin düşüşü mü, konsantrasyon bozukluğu mu, bütün Şampiyonlar Ligi'nde bu İtalyan tarafı neler yaptı, ne etti, hepsiyle birlikte karşınızda olacağız diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.